Evet sevgili izleyiciler, salgınla mücadele devam ediyor. Vaka sayıları artıyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Kafalar karışık. Aslında birçok sorulması gereken soru var. Şimdi gün ortasında bir konuğumuz var bizlerle birlikte. Karadeniz Teknik Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Faruk Aydın yayın konuğumuz. Sayın Aydın hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba Yeşim Hanım. Merhaba efendim. Mücadele devam ediyor ama aslında riskli gözüküyor. Birçok açıdan baktığımızda hepsini değerlendirmenizi istiyorum ama dünkü tabloya bir göz atalım öncelikle. Dünkü rakamları yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Ben size aktarayım ve değerlendirmenizi alayım. Dünkü test sayımız 95.943. Yeni vaka sayısı 1.443. İyileşen sayısı 743. Ve maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı dün 18. Ağır hasta sayımız da 800. Biz salgın neresindeyiz? Nasıl değerlendirirsiniz? Yeşim Hanım merhaba. Önce sözlerime bölgemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenleri rahmetle anmak istiyorum. Ve aslında bu afeti de şöyle bu yaşadığımızı pandemiye de benzetiyorum. Yani bu ikisi arasında benzerlik var. Yani bir ihmaller topluluğu var. İşin doğrusu düşünüyoruz, konuşuyoruz, biliyoruz ama yapmıyoruz. Selde de yaşanan ihmaller uzmanlar anlatırken aynı şeyler aklıma geldiği için onu bir model olarak da burada buna benzetmeye çalıştım. Yaşadığımız pandemi bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizde etkisi altında bulunduruyor ve birinci dalga henüz atlatan ülkeler çok, yani yok denecek kadar az ve birinci dalga devam ediyor. Ama ikinci dalganın yaklaştığı bir döneme doğru giriyoruz. Ve biz doğrusu başlangıçta ülke olarak hem sağlık altyapımızın düzgün olması, hem o kısa süre içinde hazırlıklarımızı başarılı yapmamız ve önlemleri hem vatandaş olarak hem organizasyon olarak iyi yaptığımız için de Mart, Nisan ve Mayıs aylarında başarılı bir sınav verdik. Gerçekten o sınavın 1 Haziran günlerine yaklaşırken pandemide bir yani pozitif negatif gibi giden, yani oldukça düşük sayılara ulaşan, işte 1000'in altına 500 civarlarına inen oldukça başarılı bir grafik elde etmiş idik. Ancak ondan sonra ne olduysa yeni normalleşme döneminden bahsedildim. Tabii ki normalleşmemiz gerekiyordu. Çünkü ekonomi de buradan yara alan, pandeminin özelliği böyle bütün dünyada olduğu gibi. Sizin haberlerinizde de esnafı dikkatle dinledim. Dolayısıyla bir yeni normalleşmeye ihtiyacımız vardı. Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımız yeni normalleşme ile alakalı bilgilendirmeyi bize yaptılar. Ve de bir koşul koydular, maske, mesafe ve hijyen koşullarını birlikte götürmekle normalleşeceğimizi konuştuk. Ve bazı iş yerleri açıldı, bazı faaliyetler yeniden başlatıldı. Ve gerçekten o günlerde de hem esnafın hem küçük işletmelerin bu uyumu çok iyiydi. Televizyonlardan, habercilerden izlediğimiz kadarıyla da gerçekten müşterilerini uygun koşullarda kabul edip uygun hizmet vermeye başlamışlardı. Maske, mesafe ile alakalı birçok değişimin yaşandığını görmüş, hijyen kuralları aynı şekilde. Ancak geçen zaman içinde insanlar benimsedi ve de ben toplumu yönlendiren konuşmalar, kanaat önderleri dediğimiz insanların yaptığı veya ona soyunan insanların yaptığı konuşmalarla sanki pandemi önemini yitirmiş gibi bir havaya kapıldığını hissettim. Ve gerçekten insanların da öyle bir havada olduğunu gördüm. Ve insanlarımız artık eskisi gibi dikkat etmemeye, daha doğrusu organizasyon ortada olmayınca insanlar kendi kendilerine aldıkları önlemlerde yetersiz kaldıklarını öngörüyor. Bir rehavet var. Bir rehavet var. Bunun için yöneticilere de görev düşüyor. Herkese, bütün toplum katmanlarına görev düşüyor.
Bilim adamlarına da görev düşüyor, hekimlere de görev düşüyor. Fakat süre çok uzadı. 8 ay gibi bir şeye doğru gidiyoruz. Bir süreye doğru gidiyoruz. Sağlık ordumuzun ben çok başarılı olduğunu, altyapımızın çok iyi olduğunu söylemiştim ama artık tükenmişlik başladı. Birçok haberlerde de bu şeyleri alıyoruz. Birçok hekim grupları da, dernekler de bu konuda açıklamalar yapıyor. Bunun için insanları bir dinlendirerek çalıştırmak gibi bir farklı organizasyonlara ihtiyaçlar var. Yani her şey aynı anda devam etme şansının olmadığını buradan artık gördük ve yeni bir normal dediğimiz bir düzen kurmamız gerekiyor. Ben ekonomiyle de birlikte, okullarla da birlikte bu işin yapılabileceğini öngörüyorum. Bütün mesele kurallara uymak. Evet. Şimdi aşı çalışmalarıyla biliyorsunuz da bilgiler var. Konuşacağız Sayın Aydın ama şöyle gidelim istiyorum. Şimdi salgının başında başladığı zamanlar dünya geneline baktığımızda vaka sayıları çok fazlaydı. Değil mi? Hep birlikte izliyorduk. Evet. Sizde evet. Uzmanlarla, diğer uzmanlarla da sürekli konuşuyorduk ama Türkiye'de vaka sayıları azdı. Ve önlemler, alınacak tedbirlerle ilgili bir avantajımız vardı. Şimdi geldiğimiz duruma baktığımızda değerlendirmenizi istiyorum. Bu avantaj devam ediyor mu yoksa artık böyle bir avantaj kalmadı? Şimdi o Türk milletinin genel alışkanlığıydı ve başlangıçta çok güzel bir uyum vardı. Hani bir söz var, Türk gibi başla Alman gibi bitir. Biz Türk gibi başladık gerçekten. Kurallara uyduk ama Almanlar gibi bitiremiyoruz. Çünkü bir benimseme oldu. Yani kurallara artık uymamak oldu. Düşünün ülkemizde maskeyi biz ne kadar uzun süre tartıştık. Yani maske tartışması bile çok uzun sürmüştü. Yani artık maske tartışmasını yapmamız anlamlı olamaz. Yani bütün insanlarımızdan, bütün yöneticilerimizden bunu istirham ediyorum. Yani bir pandemi var ve bu mikroorganizma şu özelliği, bakın çok şey konuşuldu. Öyle miydi, böyle miydi, şöyle miydi tartışıldı. Şimdi sahip olduğumuz bilgiler var. Bu mikroorganizma, bu virüs, koronavirüs dediğimiz SARS-CoV-2 virüsü insanların boğazında yaşıyor. Ve konuşmaları esnasında ve solunumları esnasında havaya salınıyor. Öksürükle, hapşırıkla bu artıyor. Havada aerosol oluşturuyor ve havada aerosol damlacıklar dışında aerosoller de havada kalabiliyor. Sizin önünüzden giden bir hastanın öksürüğünden sonra havada kalan aerosolleri solumanız çok mümkün. Yani etrafımda kimse yok, ben bu maskeyi takmayayım gibi bir düşünce doğru değil. Sokakta yürürken maskenizi takacaksınız. Çünkü o aerosoller havada kalabiliyor. O ilk başlardaki bilgiler artık revize edildi. Dolayısıyla maskemizi burnumuzu içine alacak şekilde, ağzımızı içine alacak şekilde çene altına kadar bunu kapatacağız. Fizik mesafeye mümkün olduğunca mutlaka bir mağazaya toptan girmek zorunda olmadığımızı düşünüyorum. Kasada hesap öderken herkesin peş peşe durması gerekmediğini, çünkü mağazalarda görüyorum, ödeme noktalarında insanların durması gereken yerlere işaretler koymuşlar. Yani birçok hazırlıkları yaptık ve başlangıçta uyduk, şimdi uymuyoruz. Uymadığımızı artan hasta sayısıyla, artan pozitif oranımızla, artan yoğun bakım hastamızla ve görüyoruz, yani burada bir netlik var. Bütün insanlarımız artık buna bir, yani gerçekten pandemi halen ülkemizde var ve biz bununla mücadele etmek için Sağlık Bakanlığı'nın, bilim kurulunun önerdiği tüm tedbirlere uyarak ilerlemek Hocam, zorunda evet, olduğu. Doğru söylüyorsunuz ama şimdi binli rakamların altına düşmüyor ve önemsenmiyor. Yani önemsenmesi için ne yapmak lazım? Önemsenmesi için şunu açık açık söylüyorum. Lütfen. Herkesin yakınında bir COVID hastası vardıysa onun da bir görüşsün. Nefes alamamanın, nefes darlığı çekmenin, hava açlığı çekmenin ne demek olduğunu buradan nasıl ifade edelim? Yani hasta videoları mı koyalım bilemiyorum. Vatandaşlarımızın mutlaka bu hastaları bir izleyip görürlerse veya bir yakınıyla konuşursa telefonda, yani bu ciddi bir hastalık, ciddi bir sorun. Nefes açlığı kadar dünyada insanını sıkıntıya sokan başka bir şey yok. Bunu belki ölmüyoruz ama bu hastalığı geçirmek bile ciddi sorun.
ve yapılan çeşitli yayınlarda bu hastalığı sorunsuz geçirenlerde yıllar sonra sorunlar bırakabileceği, sekel bırakabileceği konuşulmaya başlandı. Hangi organımızda, hangi vücut bölgemizde olduğunu bilemeyeceğimiz sekeller kalabilir. Dolayısıyla engelli bir yaşama mahkum olabiliriz. İnsanlarımızı korkutmak istemiyorum elbette ama bu hastalığı lütfen ciddiye alalım. Ciddiye almadığımız sürece kimin hasta olacağını kimse bilemiyor. Çünkü bakın sizin televizyonda da başka medya kuruluşlarında da bu hastalığı geçirmiş insanlarla yapılan röportajlar var. Hiç bana yakın olduğunu düşünmüyordum diyor ama oldum. Dolayısıyla her an bu riskle karşı karşıyayız. Bu riski azaltmanın bakın aşıya güveniyoruz, aşı gelecek diye. Maske ve mesafe inanın ikisini birlikte kullanırsanız aşı kadar kendinizi korursunuz. Maske, bu kadar kolay bir yol varken yine oldukça önemli. Yani mesafe öz denetimi çok önemli değil mi hocam? Öz denetimi çok önemli. Devletimiz de tabii uygun kuralları koyacak. Mesela sabah bu çok konuşuluyor fakat uygulamaya geçilmedi bir türlü. Mesai saatlerini esnek 7.30'da, 8.30'da, 9'da farklı saatlerde başlayan bir mesai mefhumu geliştirilebilir. Akşam da ona göre dağılım olur. Sabah dolayısıyla toplu taşım kalabalık olmaz, sokaklar kalabalık olmaz, akşam olmaz. Ve insanlarımız da buna uyum yapabilir. Randevuyla çalışıyoruz artık. Randevuyla çalışmaya da bütün kurumları, bütün iş yerlerini davet ediyoruz. Yani artık randevuyla çalışın. Çünkü biz bunu birlikte götüreceğiz Yeşim Hanım. Evet. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü bakın açıklamalar yapıyor. Bu 1-2 yılda bu virüsün bizimle birlikte olacak. Olacağını. Aşı evet olacağını söylüyor. Dolayısıyla biz bunu ekonomimizi de, eğitimimizi de, hastanemizi de, sağlığımızı da birlikte götürmek zorundayız. Birlikte götürmenin bir yolu var. Bu yol en kolay yol ve herkesin kendi elinde olan bir yol. Maske, mesafe, hijyen kuralları. Doğru söylüyorsunuz hocam ama şimdi şu da çok önemli. Mesai saatleri dediniz ya bununla ilgili bir düzenleme ve esneklik olmalı ama şimdi toplu taşımalar da oldukça önemli. Şunu sormak istiyorum size. Şimdi devlet politikası tabii ki hastalığı hafif atlasanlar evlerine gönderiliyor değil mi? Bir belirti gösterdiğinde hastaneye gidiyor. Ayakta atlatabilenler evine gönderiliyor. Fakat evine gönderilirken bu insanlar toplu taşıma kullanıyor. Bu şekilde gidiyorlar evine. Oradaki şoförün, otobüsteki yolcunun, diğer yolcuların ne suçu var? En azından bir ambulansa gönderilmesi gerekmiyor mu? Yani bununla ilgili acaba yeni kurallar getirilmesi de gerekmiyor mu? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü 5 gün sonra da kontrole çağrılıyor. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi şöyle, işin doğrusu kılavuzlarda bütün bunların çözümü var. Hastalar ambulansla, maskeli ve uygun koşullarda taşınması rehberlerde yazıyor. Ama birçok dediğim gibi sağlık çalışanı ve birçok ekip, çok fazla ekip oluşturuldu biliyorsunuz. Çok. Bu bilgilerden bazen mahrum olan arkadaşların yönlendirmelerini duyuyoruz. Bazen de imkansızlıklar ve hastaların beklemek istememesi, yani çeşitli faktörler. Burada şimdi bütün bunu şimdi konuşuyoruz ve inanıyorum ki Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu bu sorunu ele alacaktır. Yani burada biz bunu konuşuyoruz, konuşulduğunu biliyorum çünkü hastaların da bize arayarak bu şikayetlerini belirttiğini de buradan ifade edeyim. Hasta tabii diyor ki çalışma yapılacaktır. Yani ben COVID pozitif çıktım, eve gönderiliyorum ama kendi kendime gideceğim gibi sorularla ben muhatap oluyorum ben de. Siz de oluyorsunuz demek ki. Burada aslında kılavuzlarda bu hastaların ambulansla ve uygun sağlık araçlarıyla taşınması gerektiği belirtilmiş ve maskeli, mesafeli ve hijyen kurallarına uygun. Aslında bunlar var. Uygulamada sorunlar çekiyor. Sayı arttıkça da Yeşim Hanım bu sorunlar daha da artabilir. Yani bu sorunları arttırmamak için öz denetim. Öz denetime mutlaka uyacağız. Devlet de bunun devlet zaman zaman tabii ki dikkatini çektiği başka noktalar daha önemli, daha acil şeyler olabiliyor. Ama biz de dilimiz döndüğünce dikkati dağıtmadan uygun noktalarda uyarılar yapacağız ki oralardan ele alınsın ve istediğimiz yönde ve başarılı yönde tedbirler alınabilsin. Hocam şu da çok önemli. Sözünüzü kestim ama
Şimdi mahallelerde ekipler denetim yapıyor. Filyasyon ekipleri de var. Şu da çok önemli bir nokta. Karantinada mı kişi vaka? İzole oluyor mu, kontrol ediliyor. Fakat bakıyorlar ya Alanya'dan çıkıyor ya memleketinden çıkıyor. Evet. Yani öz denetim ya diyoruz ama uyulmuyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Denetimlerini sıklaştıracağını söyledi. Ceza uygulanacağını söyledi. Ve bazı yerlerde duyduk cezalara başlanmış durumdadır. Ceza kesilmeye başlandı. Boğaz'da yapılan gemi turları ve alınmamış uygun tedbir, alınmamış eğlencelerin olduğu... Yani bunlar için, onlar için de yani bu eğlenceyi düzenleyenin de başında bu sıkıntı, pandemi, salgının olduğunu görmesi gerekiyor. Kesinlikle. Kendi için. Burada bakın birbirini suçlamıyoruz. Çünkü burada öyle bir şey var ki bu hastalık adaletli. Herkese bulaşabiliyor. Ayırmıyor. Yani zengin, fakir, genç, yaşlı ayırmıyor. Dolayısıyla hepimiz risk altındayız. Ve hepimizin gayreti önce kendimiz, sonra ailemiz, sonra çevremiz, sonra ülkemiz için. Bütün bu gayretlere vatandaşlara uymasını istirham ediyorum. Lütfen bu kuralları bakanlığın, bilim kurulunun yaptığı açıklamalar bizim sağlıklı, daha rahat, daha düzgün yaşamamız içindir. Bu pandemiyle baş edebilmemiz içindir. Bunun seviyesini aşağıya düşürmemiz içindir. Ekonomimize can vermek içindir. Sağlığımızı korumak içindir. Yani bunlar için hep beraber işbirliği yapmanın, yani aslında bir pandemi seferberliğine ihtiyaç var. Ve bu pandemi seferberliğini yaparken bütün işlerimizi de en düzgün şekilde yapmak zorundayız. Ben buradan sağlıkla alakalı bazı ihmallerin, ambulansa gönderilmemenin, eve gibi durumlar sordunuz. Burada şunu tekrar buradan dile getirmek istiyorum. Sağlık çalışanları 8 aydır Yeşim Hanım gece gündüz çalışıyorlar. Ya bu gerçektir. Burada bir şey yok. Yani bir abartı yok. Kesinlikle. Ben de buna dahilim çünkü. Ben de buna dahilim. 11 Mart'tan itibaren ben gece gündüz, cumartesi, pazar iş yerimle bağlantımı hiç koparmıyorum. 5-6 saati evimde, geri kalan 16-17 saati iş yerindeyim. Hastanesiz, bu böyle gerektiriyor. Doğru. Böyle gerektiriyor. Çalışma ekibim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özverili. Yönetimim, rektörlük, dekanlık, başhekimlik gerçekten yardımcı. İl Sağlık Müdürlüğü. Ama burada topyekün bir mücadeleye ihtiyaç var. Dolayısıyla vatandaşların yüksek uyumuna ihtiyaç var. Ve birlikte bunu başarabileceğimizi öngörüyorum. Maske, mesafe ve hijyene uyacağız. Eski normal yok artık. Çünkü çok zamandır bunu konuşuyoruz. Yeni normallerimizi oluşturacağız. Pandemi döneminde bu yeni normallerle yaşamak durumundayız. Ve pandemiyi yendikten sonra eski normallere dönebiliriz. Bunun da haberini Sağlık Bakanlığımız bize verecektir. Aceleci olmamızın anlamı yoktur. Aceleyle ekonomik kayıplarımızı arttırıyoruz. Sağlığımızı riske ediyoruz. İlk başlarda da sizinle bir programda yine bunu söylemiştim. Yani tedbir almamamız durumunda şu an ekonomiye verdiğimiz zarardan daha büyük zarar vermek durumunda kalabiliriz demiştim. Haksız. Şimdi düşünün, iş yeri, esnaf kendi hasta olduğu zaman iş yerini açamayacak. Eğer üretim yapıyorsa üretim yapamayacak ve yapamayan, bu durumda olan insanlar var. Bunların sayıları arttıkça bize zarar. O yüzden mutlaka ben Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun bir organizasyon önerileri yapmasını bekliyorum. Yeni öneriler ve bu olması öneriler, gerekiyor. Bir yeni organizasyona ihtiyacımız var. Ve bu organizasyonda insanlar şunu biliyor. Çünkü insandan bu mikroorganizma hasta olandan çıkıyor, sağlıklı olana ulaşıyor ve onu da hasta grubuna katıyor. Dolayısıyla insanlar arasındaki bu fizik mesafe ve temas işte ne kadar azaltabilirsek bunu azaltan organizasyonlar yapma durumundayız. Dolayısıyla televizyonlar bunun için en güzel örnekler, en güzel araçlar aslında. Yani bir araya, fizik olarak bir araya gelme durumunda değiliz. Şimdi bir araya geldiğimizde bu mikroorganizma aramızdaki hasta kişiden başka birilerine bulaşıyor. Evet, oysa aktivitelerimizi, etkinliklerimizi... Dipnot,
Bir dipnot belirteyim. Bir makale var yayınlanan. Katılır mısınız? Aslında sizin söylediklerinizle doğru orantılı şu anda. Covid bulaşanların en çoğu evde bulaşıyor yorumu var. %75'inden bahsediyor. Sosyal ortamda da %14, %15, diğeri ise diğer ortamlarda diyor. O zaman ev ortamında daha çok bulaşıyor değil mi? Katılıyorsunuz. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi evde hiç korunmuyor. Sokakta korunmayan kişi evde korunur mu Yeşim Hanım? Sokakta doğru. Mikroorganizma alıyor, ev halkına bulaştırıyor. Yani bu çok net yani bunlara inanmak gerekiyor. Dolayısıyla yani sadece kendinizi düşünürken evdeki annenizi babanızın kimle kalıyorsanız, çoluğunuzu çocuğunuzu riske ediyorsunuz demektir. Yani ben Sağlık Bakanlığı'nın çok maraton yürür gibi, maraton koşar gibi bir süreci yönetmeye çalıştığını görüyorum. Ve her akşam Sayın Bakanımız televizyonlara çıkıp bu bilgilendirmeyi yaparken de hepimiz anlıyoruz. Anlamadığımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her şeyi çok güzel şekilde söylüyor. Ve o basın toplantılarında ben medya mensuplarının da çok akıllı sorular sorduğunu çok beğeniyorum. Yani toplumu aydınlatıcı cevaplar verdirerek toplumu aydınlattıklarını görüyorum. Bütün toplumdan da bunu bekliyoruz. Önce kendileri sonra hepimiz için. Ben gerçekten tekrar buradan bir şey vurgu yapmak istiyorum. Yani yorulan ve şu an çözümün bir parçası olmakta sıkıntı çeken sektörleri bir motivasyona yönelten uygulamalar yapılması gerekiyor. Yine o esnek çalışma programlarına benzer ancak işi aksatmayacak tarzda, üretimi bozmayacak tarzda yöntemlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu zorunluluk haline doğru gidiyor. Eğer biz küçükken salgın çok daha fazla büyümeden önlem alarak ilerlersek daha başarılı olabileceğimizi öngörüyorum. Salgın büyüyünce hiçbir şey yapamayacağız. İkinci dalga da çok yakın Yeşim Hanım. Biliyorsunuz sonbahar ayları çok büyük gribal risk, enfeksiyonların tabii ki. Çok yakın evet. olduğu bir şey. Hala ilaç yok bakın. Hala ilaç yok. Hala aşı yok. Evet haberler var ama aşıların da ne kadar koruyacağı konusunda da aslında kimsenin net olarak bildiği bir şey yok. Müjdeli haberler veriliyor ama bu müjde ne kadardır sonuçlarını bilmiyoruz. İstiyoruz tabii bir an önce aşımız olsun. Ama inanın aşı da korumaz ise ki korumama ihtimali yani mevsimsel koruyuculuğu olacağı ve dünyanın aynı anda bu aşıyı kullanabilecek miktara üretilemeyeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla biz mevcut donanımlarımızı, silahlarımızı virüse karşı kullanmak zorundayız. Kesinlikle. O nedenle de bütün vatandaşların bu uyarılara uymalarını rica ediyorum. Zaman zaman bakın şunları da görüyorum. Zamanınızı alıyorum ama bilmiyorum. Lütfen bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Her zaman şimdi bazı televizyon programlarında bizim konuşmalarımızın artık tekrar olduğunu, işte bunu artık anladık tamam dendiğini bile duydum. Ve bunu bir başka bilim adamı yapıyor veya bir toplum önderi yapabiliyor. Bu kadar hatalı bir şey olabilir mi? Bakın maskeyi anladıysak yapsaydık ya. Mesafeyi anladıysak yapsaydık ya, niçin pandemi yükseliyor? Bunu anlamamışız demek ki. Biz bunu tekrar etmek durumundayız, söylemek zorundayız. Aslında son şey de daha göreceğiz, risk daha çok artacak. Biraz önce belirttiniz ama. Çok artacak. Şunu belirtmek istiyorum. Şimdi okullar açılacak. Şimdi aslında vatandaşın kafası da karışık. Değil mi? Evet. Okullar açılıyor. Üniversiteler, evet. yurtlar açılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da bu noktada açıklamaları oldu. Evet. Düğün dernekler var. Bizim gelenek göreneklerimiz, taziye ziyaretleri var. Ne olacak? Yani bu risk altında okulların açılması doğru mu? Yoksa bir kısıtlamaya gidilebilir mi? Uzaktan eğitime devam edilebilir mi? Sizin öngörünüz nedir? Var mı bir öngörünüz? Yeşim Hanım, şimdi virüs söz dinlemiyor. Virüse siz şöyle davranın, böyle davran diyemeyiz. Kime diyebiliriz bunu? İnsanlara söyleyeceğiz. Yani önlem alacak olan biziz, insanlar. Virüs söz dinlemiyor çünkü. Okullar konusuna gelince, okullar için biliyorsunuz birçok eğitimci, birçok o sektörün
bilim insanları okulların eğitimin ne kadar önemli olduğunu, o eğitimin yürütülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Ve Milli Eğitim Bakanımız da bu konularda kaç aydır hazırlık içindeler. İnanıyorum ki sınıfların öğrenci şeyini düşürerek, hafta içi saatlerini değiştirerek, sınıfların havalandırmasını değiştirerek, belki zaman içinde sınıf sayısını artırarak, konaklama imkanlarını genişleterek, yani insanların ve çocukların birbirine temasını, birbirine bulaşını azaltacak önlemleri alarak bunu yapmak zorundayız. Yani ne zamana kadar eğitim yapmayalım? Evet, eğitim uzaktan yapılabilir. Mutlaka uzaktan takviyeye ihtiyaç var. Ama örgün eğitimin de bir şekilde başlamamız gerekiyor. Küçük grup halinde başlanabilir, izlenebilir, pilot uygulamalar yapılabilir. İş yerlerinde olduğu gibi, yani iş yerlerini kapatalım, ekonomimizi şey yapalım diyemeyiz. Oraları da öyle bu şekilde. Ben okulların alınacak önlemlerle, özellikle de önlem alınabilecek sınıfların açılmasını öneriyorum. Yani şu önlem alınabilecek sınıflar, yani söz dinleyebilir, kontrol edilebilir sınıfları açmak lazım. Bu Milli Eğitim bunu bilir. Hangi yaş grubu çocukları biz yönetebiliriz diye. O yönetebilir çocuklarla bunu açmak lazım. Ve o uygulamalarda oluşturulacak olan uygulamalarda bir komplikasyon gelişip gelişmediği izlenebilir ve evet, bunu bu şekilde uygulayabilirsek diğer sınıflara da bunu yapabiliriz diyebilirler. Uzaktan eğitim tabii ki her derde deva değil ve birçok aleyhinde sözler duyuyoruz. Ancak destek olarak kullanılmasını çok yerinde doğru kesinlikle buluyorum. Kesinlikle ilk kez yaşadığımız bir virüstü ve bir anda alınan tedbirler neticesinde uzaktan eğitime başlanıldı. Yani evet, daha ne yapılabilirdi ki o dönemde? Evet, olması evet, gereken evet, buydu. Mutlaka evet, aksaklıklar oldu. Olacaktır evet, da tüm dünya tecrübe evet, ediyor. Ama şunu da soracağım evet, Sayın Aydın. Şimdi gençler oldukça rahat değil mi? Ama 65 evet, yaş üstünde var da var. Yani bitmiyor. Niye böyle? Şimdi şöyle, 65 yaş üzerine ben bir başka konuşmada şunu söylemiştim. 65 yaş üstü aslında bize en uyumlu insanlar. Yani korona pandemisi esnasında söz dinleyen, kendini koruyan insanlarımız. Fakat bunların şöyle bir özelliği var. Bakanımız da geçen gün bunu açıkladı. 65 yaş üzerini koruma amaçlı bu kısıtlamaları ilk önce onlara uyguluyoruz. Yani onların bulaşta çok etkin olmadıklarını biliyoruz ama bulaştığında en çok zarar görebilecek hasta grubu olabilecekleri için onlar için daha fazla tedbirler alınıyor. Ama bu tedbirleri tabii ki sadece onlara bırakmak doğru değil. Onların da sosyalleşme hakları var. Sokakları dönem dönem onlara bıraktığımız zamanları da ayarlamamız lazım. Yani ben orta yaş şeyine de istemiyorum. Asla kimse istemez böyle kısıtlayıcı kuralların gelmesini ama bakın pandemi büyümeye başladı. Büyüyor. Yavaş büyüyor. Devlet çok gayret gösteriyor. Toplum çok gayret gösteriyor. Sağlık çalışanları çok gayret gösteriyor ama yine de büyümeye devam ediyor. Bu daha büyürse başımıza daha büyük sorunlar gelebilir. İstemeden de olsa her yaş grubundan bazı özverileri bekliyoruz. Sokağa çıkmama, işini düzgün yapma. Yani bu zor bir şey değil. Gerçekten markete alışveriş yapmak mümkündür. Market 24 saat açık olma şeyini verirsiniz ve alışverişini illa gündüz saatinde veya saat 2'de yapmak veya saat 5'te yapmak durumunda kalmayabilir kişi. Gece 2'de de gidebilir, sağlık ve uygun koşullarda alışverişini yapıp dönebilir. Orada vardiya usulü çalışılabilir. Yani bütün bu şeyde sistemi yönetenlerin de bana göre organizasyonlar için bir yeni yapılanma modeline ihtiyaç var. O zaman yani devlet de bunları... Buyurun lütfen devam edin, bitirin sözünüzü. Yani devlet de organizasyonunu iyi yapmalı. Organizasyonu siz yapmadığınızda vatandaşa kaldığında bu disiplinize edilemiyor. Evet. O zaman rastgele... Şöyle olabilir mi o zaman Sayın Aydın? Sonbaharda risk daha da artacak dediniz ya. Bu vaka benim sayıları görüşüm da... değil.
Tabii, dünyanın tabii, görüşü. Kesinlikle. Evet. Sizin de görüşünüz bu yönde olduğu için tekrarlıyorum ama 1000'in üzerine çıkmaya devam ederse eski kısıtlamalara, o eski günlere dönebilir miyiz? Çünkü toplum dikkat etmiyor. Yani en çok şimdi, yaşanan sorun bu. Yeşim Hanım, şimdi geçen bakanımız açıklama yaparken 10 vilayette biliyorsunuz sayıların düştüğünü söylemişti. Hı hı. Geri kalan vilayetlerde arttığını. Şimdi şu anki dijital dünyada biz bütün testlerimizi, hasta kayıtlarımızı dijital dünyaya ekliyoruz ve Sağlık Bakanlığı anında bunları görüyor. Valilikleri görüyor. Biliyorsunuz il pandemi kurulları var. Onlar görüyor. Dolayısıyla ben bir de HES uygulaması var biliyorsunuz. Hayat Eve Sığar uygulaması telefonlara da yüklenebiliyor. Bunlar artık biraz zorunluluk haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla riskli bölgeleri insanlar görebilir ve buraya girmeyebilir. Eğer bu uygulamanız yoksa oraya, o alana alınmayabilirsiniz. Yani lokal tedbirlerin de alınmasıyla, fakat organize, gerçekten önleyici katkısı olabilecek uygulamaların kararlaştırıldıktan sonra lokal uygulamalarla bu işin yürütülebileceğini öngörüyorum. Tabii ki bazı ortak kararlar alınabilir. Şehir arası seyahat arttıktan sonra pandemide bir yükselme oldu biliyorsunuz. Mesela bu şehir arası seyahat nasıl kısıtlanabilir? Toplantılar, düğünler, herhangi bir nedenle bir araya gelme arzusu nasıl, bunları azaltmak gerekebilir. Bunlar hani genel kararlar olabilir. Bunları devletimiz, bakanlığımız genel kararları alır. Genel kararları tüm ülke uygular. Ama sokağa çıkma yasağı gibi, sizin söylediğiniz gibi bölge bölge il pandemi kurulları, Sağlık Müdürlüğü ve bilim adamlarının katkısıyla, yani burada bakın bazı bilinçsiz uygulamalar da yük olmaktan, insanları bıktırmaktan başka anlama gelmeyen uygulamaları da yapılabilir. Bunlardan kaçınmak lazım. Yani gerekçemizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kararı niçin alıyoruz? Bu bölgede ne oldu? Bu bölgede hasta sayımız nedir? Oranımız nedir? Rastlama insan, matematikçilerimiz var, bilim insanlarımız var. Bunların hesaplamak mümkündür. Dolayısıyla dediğiniz gibi hani eski kısıtlamalara belki tam dönmeden bölge lokal bölge bazı uygulamalarla biz bu işi yürüteyim. Hayat devam ediyor. Hayat devam ettiğine göre biz berberimizi de yaşamını sürdürmesine şartlar ayarlayacağız. Kuaförümüzün de, marketimizin de, restoranımızın da, kafemizin de, ama bunu bir nöbette şey yapacağız. Toplu halde gidip toplu halde çıkmayacağız. Azar azar gideceğiz. Fizik ortama uygun bir şekilde oraları meşgul edeceğiz. Maskemiz takılı olmak koşuluyla. Ve bunu birlikte yürüteceğiz. Hı hı. Bütün gayret, inanın, devlet, millet el ele vermek zorunda burada. Burada kimsenin ayrıcalığı yok. Hiçbirimizin ayrıcalığı yok. Kurallara uyacağız. Esnafımız da bunu ne diyelim, bunu önerecek. Hı hı. Esnaf da içeriye müşteri geldi, hazır gelmişken hepsini alayım demeyecek. Kuralların böyle. Nasıl olur? Herkes bunu. Dikkat eden esnaf var fazlaca. Var, var tabii, var tabii. Bir de şöyle bakın. Müşteri işte gelmişse hepsini alayım. Hayır arkadaş. Hiç kimse almasa onlar sırayla zaten gelecek. Bu uygulamayı bozanlara farklı İçişleri Bakanlığı genelgesi uygulanması gerekiyor. Yani kuralları bozmadan birlikte ve birbirine anlayış göstererek bu işi yürütmek zorundayız. Akşamları televizyon izlerken zaman zaman izleyebiliyorum ve İstiklal Caddesi'ni görüyorum. Eski İstiklal Caddesi'ne dönüştük, yani bu kabul edilemez. Trabzon'da da Uzun Sokak diye bir caddemiz var, İstiklal Caddesi'ne çok benzeyen. Orada da aynı şey yaşanıyor. Ya bir anormal bir yoğunluk var. Metrekareye 5 kişinin düştüğü bir cadde bu kabul edilemez. Metrekareye 5 kişi düşüyor. Yani Trabzon için diyorum. İstiklal Caddesi'nin herhalde bu daha fazla. Evet. Yani dolayısıyla değişik şehirlerimizde böyle caddeler var. O şehrin can damarları. Oralarda da bu kalabalığı oluşturmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Maskesiz bakın. Maskeyi boynumuza hakkımız yok. Çok vatandaşımız var. Yani İstiklal Caddesi dediniz ama birçok yerde hala yine maskesi kullanılıyor. Yerde gezen maskeler. Emniyet görevlileri uyarıyor. Belediye görevlileri uyarıyor ama
Hala turistleri görüyoruz. Turistler de maske takmıyorlar. Ne yazık ki bunlara ama galiba daha sağlam. Biz evet. model olmazsak, biz model olmazsak dışarıdan gelenler bu modele uymayabilir. Yani görmüyor çünkü. Görecek ki o da uyacak. Ve ben maskeden içeni altına yani kamusal alan dediğimiz alanlarda, insanların yoğun olduğu yerlerde çenenin altına maskeyi alma hakkı yoktur. Bu diğerlerine haksızlıktır. Kendine de haksızlıktır. Dağda, bayırda sizin etrafınızda insan yoksa istediğinizi yapın. Evet. Çok uzun konuştuk ama. Olur mu? Çok güzel konuşuyorsunuz. Ne güzel yeniden sizi gün ortasında görmek bizim için oldukça önemli ve mutlu ediyor bizi. İnanın Sayın Aydın, ama şunu da organizasyon çok önemli dediniz. Şöyle değerlendirebilir miyiz? Aslında biz salgını kontrol etme ayağında biraz geride kaldık ama tedavi aşamasında daha başarılıyız. Böyle bir yorum yapabilir miyiz? Katılır mısınız? Böyle bir yorum yapabiliriz ama tedavide başarıyla pandemiyi önlemek mümkün değil Yeşim Hanım. Yani evet, tedavide Türkiye gerçekten başarılı, bu kaçınılmaz bir şey. Ama tedaviyle hastalığı başarmanız mümkün değil. O selde, her gün sel olsun, her gün orayı onaralım, yeniden binalar yapalım mümkün mü? O olay olmadan önlemeniz gerekiyor. Olay olduktan sonra önlemeniz ekonomik değildir. Evet. Ekonomik etkinlik değildir. Dolayısıyla da dünyada tedaviyle baş edilmiş bir salgında yoktur. Dolayısıyla ne kadar başarılı olursak olalım, pandemiyle mücadelede buna güvenerek hareket etmemiz doğru değildir. Peki sizin bulunduğunuz hastaneyi sorayım ben size. Nasıl durum? Yoğun bakım doluluğu nedir şu anda? Oranlara baktığımızda. Şimdi, biliyorsunuz ilk pandemi ilan edildikten itibaren bizim hastanemizde pandemi hastanesi olmuştu. Evet. Ama 1 Haziran'dan sonra, şimdi şöyle, biraz önce de söyledim ya, tüm yaşam biçimlerimizi biz sürdürmek zorundayız. Kronik hastalığı olanlar, başka sağlık sorunu olanların hizmet alamama durumu oluşmuştu. Evet. Yaşlarımızın eklemleri kilitlenmişti. Yani çok sorunlar olmuştu. 1 Haziran itibariyle bizim bölgemizde eğitim araştırma hastanemiz pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Yani Sağlık Bakanlığı hastaneleri daha fazla bu COVID hastanesini kabul etmeye başladı. Bizim hastanemizde de normal sağlık hizmetinin verilmeye çalışılıyor. Ancak COVID polikliniğimiz, COVID'e yönelik acil altyapımız ve yoğun bakımlarımız, diğer hastanelerin olanaklarının yetmediği durumlarda biz onlara destek veriyoruz. Hem hekim arkadaşlarımız o hastanelere giderek onlara destek veriyor, hem de ağır hastalarını biz burada kabul ediyoruz. Kontrol altına almaya, tutmaya çalışıyoruz. Ama yoğunluk yaşanıyor, bir korku yaşanıyor. Ama uygulamaya bakıyorum, vatandaşın bütün bu hastanedeki durumları gördükten sonra sokaktaki yaşamında aynı insanları tanımakta zorluk çekiyor. Evet, Sayın Hoca'nın da bir yorumu vardı. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor demişti geçtiğimiz günlerde. Fakat tedavisi ağır hasta sayısını artırıyor demişti. Evet. Çünkü bakın, yayıldıkça komorbid durumu olan insanlara da bulaşma olasılığı artıyor. Evet. Yani bu arttıkça bak, yoğun bakım hastalarımız artıyor. Ağır hastalarımız artıyor. Turuncu tabloya baktığınızda bunun nedeni de o. Yani bu açıklamanın işaret ettiği nokta o. Dolayısıyla biz pandemiyi durdurmak zorundayız, geri indirmek zorundayız. Mücadelemizi şimdi ne kadar erken verirsek, bakın bir felaket geliyor. Felaketi ne kadar erken durdurursanız o kadar avantajlısınız. Sosyal yönden avantajlısınız, ekonomik yönden avantajlısınız, yaşam keyfi yönünden avantajlısınız. Yani avantajınız, felaket gelmesin, felaket dursun. Buna yönelik yapılacak her türlü gayret bize pozitif katkı, geleceğimize yönelik artı bir değer olarak geri dönecektir. Dolayısıyla felakete dur diyebildiğimiz yerde kadar dur dememiz gerekiyor. Evet. Devlet, millet el ele diyorum yine de. Bunu gerektiriyor ve devletin daha fazla organizasyon, daha fazla genel hakimiyeti arttıracak tedbirler alması gerekiyor. Bölgelerde günübirlik şeylerle, izlemlerle ve analizlerle bölgelerine hakim olmak
durumdalar. Bunu başaran illerimiz var ama hepimizin başarması gerekiyor. Kesinlikle haklısınız. Son olarak süremizin de sonuna geldik ama çok değinemedik. Aşı çalışmaları ile ilgili neler söylersiniz? Biraz değindik ama toparlamak gerekirse. Şimdi aşı heyecan yarattı. Hele de aşıların faz 3 aşamasına geldiğini duyurmak insanlara ciddi heyecanlar verdi. Benim sınıf arkadaşlarım bu faz 3 çalışmasına denek olmak için benden yardım istediler. Biz denek olmak istiyoruz, mümkün mü diye. İnanın bu bir heyecan yarattı. Aşı baştan beri böyle bir kurtarıcı olarak görüldü ve günümüzde de işte Almanya'nın, Çin'in, Rusya'nın aşılarının işte faz 3 çalışmasına doğru geldiğini, ülkemizde de bu aşı çalışma var olduğunu biliyoruz. Aşı çalışması tabii ki bu hastalığa karşı mücadelede teorik olarak en güvenebileceğimiz önlem. Ancak bu aşıların ne derece sağlıklı olarak geliştirilebileceği, güvenlik içinde olacağı, bizde herhangi bir yan etki yapmayacağı denenmek zorunda. Kesinlikle. Ve bu aşıların bizi koruyuculuğunu ne kadar sürdürebileceği, yani ömür boyu mu, bir yıl mı, beş Tabii. yıl mı, on yıl mı, ne kadar koruyabileceği de önemli. Veya gerçekten koruyamayacağı, kısa süreli mi olup olmayacağı hep halen tartışma konusu. O yüzden faz 3 çalışmaların tamamlanması, ülkemizde de bunların yapılıyor olmasını şöyle avantaj olarak görüyorum. Türkiye'de aslında faz 3 çalışmaları yapmış, bu deneyimi olan üniversitelerimiz var. Bizim hastanemiz de bunlardan biridir. Faz 3 çalışmaların rahatlıkla yürütülebilecek, klinik araştırma yapılabilecek altyapısı olan bir ülke. Daha iyi olabilir tabii ama çok iyi durumda olduğumuzu biliyorum. İyi merkezlerimizin olduğunu biliyorum. İnanıyorum ki bu merkezler bunlara sahip çıkacak ve bunları ülkemizde yürütülmesini sağlayacak. Ve faz 3 çalışmasını bakanlığımızın da stratejisini öyle olduğunu anladım. Ülkemize alırsak aşı üretildikten sonra da aşının temini konusunda bize bir avantaj sağlayacağını öngörüyorum. O nedenle de bunu bir almamız gerektiğini avantaj olarak görüyorum. Umut ediyoruz tabii. Umut çok önemli bir şey. Ama umudu kesmeyeceğiz ama şunu da sormak istiyorum son olarak. Hep birlikte aşıya, güvenimizi aşıya bırakıp önlemlerden vazgeçmeyeceğiz. Çok kısaca cevaplamanızı istiyorum. Süremiz kalmadı ama şimdi sonbahar ayları da gribal olarak artışın evet. yaşanacağı aylar ya. Biz grip aşısı evet. olalım mı? Evet. Şimdi grip aşıları içinde biz bakanlığımıza Klimut Derneği'ni, Klinik Mikrobi Uzmanlık Derneği, hem Klimut hem ben kişisel olarak bakanlığa bazı şeylerde bulunduk ve bütün dernekler bunu yaptığını biliyorum. İnfluenza aşısı olacağız, grip aşısı olacağız. Bundan asla vazgeçmeyiz. Hatta tanı kitlerini de artık ona, o şekilde yönlendirmesini, bakanlığın o şekilde düzenlenmesini istedik. İnsanlar çünkü griple COVID birbirine karışacak. Ortak testlerle bunun yapılabileceğini biliyoruz. Ortak bir testi grip mi, COVID mi diye ayrımını yapabileceğiz ve ona göre önlemlerimizi farklı ve tedavi şekillerimizi değiştireceğiz. Onlar önerilerimizi yaptık. Sağlık Bakanlığı İnfluenza Bilim Kurulu'nda topluyor. Umuyorum ki İnfluenza Bilim Kurulu'nda da toplumu yönlendirebilecek, bu konuda hakim olabilen, insanlarımızın tedbirlere uymasını yönlendirebilen, iyi bilim insanları, faydalı bilim insanları bu kurula alınır. Sayın Aydın, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı gün ortasına. Çok önemli açıklamalar yaptınız. İyi çalışmalar diliyoruz. Trabzon'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Umut ediyoruz ki tabii ki aşı çalışmalarıyla ilgili de iyi sonuçlar gelir. Vaka sayıları İnşallah. Düşer. Toplum uyumunu gösterir. Çok önemli çünkü. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyoruz size. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Efendim. Sizin de ülkemizin her türlü bilincinin yayılmasında, oluşmasında gösterdiğiniz gayretlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Pandemisiz günlerde inşallah buluşmak ve görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Profesör Doktor Sayın Faruk Aydın gün ortasında bizlerle birlikte oldu. Sevgili